Waffle'larınız hazır. Afiyet olsun. ...26 Haziran Salı, 24 Haziran'ın gölgesi devam ediyor, uzayarak devam ediyor. Hem Türkiye'deki seçimler hem de ülkemizdeki yerel seçimin sonuçlarının yankıları sürüyor. Hem Güney Kıbrıs'ta hem de bölgedeki ülkelerde, Avrupa'da Türkiye'deki seçimler konuşuldu. Biz de çok yakinen takip ettik. Sonuçların bir şekilde Kıbrıs'a da doğrudan ya da dolaylı olarak yansımalarının siyasi olarak ya da diğer alanlarda yansımalarının olabileceği konuşuluyor. Türkiye'de seçim sonuçlarının ardından bugün iki liderden açıklama geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarını değerlendirmek için kameraların karşısına geçti. Herkesin beklediği açıklamalardan biriydi. Kısa bir süre önce gerçekleşti bu açıklama. Dolayısıyla izleyemeyenler olduğunu düşünerek programımızın girişine Türkiye'deki seçimlerin değerlendirmesiyle başlayalım. Önce Sayın Kılıçdaroğlu ne dedi? Seçim sonuçlarını nasıl yorumladı? İstifa sorusuna ne yanıt verdi? Haberde izleyelim. Duvarın bir kısmını yıktık. Aynı azim ve kararlılıkla duvarın geri kalan kısmını da yıkacağız. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarını değerlendirdi. Seçimin kaybedeni, bu seçimin tek kaybedeni vardır. AK Parti'dir. 7 puan kaybetmiştir. Parlamentoda çoğunluğunu kaybetmiştir. Kazanan da demokrasidir. CHP lideri Erdoğan'ı tebrik etmeyeceğini söyledi. Demokrasiye inanmayan bir insan tebrik edilemez. Yasama, yargı ve yürütme organını kendisine bağlayan bir insan tebrik edilemez. Tek adam rejimini savunan tebrik edilemez. Nesini tebrik edeceğim? Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin beklentilerin altında bir oy aldığını söyledi. Muharrem Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden fazla oy almasını öteden beri savunduk zaten. Aksi halde nasıl Cumhurbaşkanı adayı olacak? Neden Muharrem Bey 6 oklu rozeti çıkarıp Türk bayraklı rozet taktı? Herhalde daha fazla oy almak için. Dolayısıyla biz Muharrem Bey'in bütün çalışmalarına katkı verdik ve gösterdiği performansı da son derece yerinde ve doğru bulduk. Asla. CHP'den fazla oy alması kadar da doğal bir şey olamaz zaten. Oy almasaydı o zaman zaten büyük sorun çıkacaktı. Ama kendisinin de ifade ettiği gibi oyun daha fazla olması lazımdı. Beklentinin altında kaldı. Kendisinin ifadesi. Dolayısıyla partide ne olacağını ne biteceğini partililer karar verir. CHP lideri istifa sorusuna ise şöyle yanıt verdi. Koltuk sevdası olan bireysel çıkışlarla kendisine yol arayan kişilerin bu partide işi yoktur. Bu partiye gelecek kişilerin hepsinin ortak özlemleri olmak zorundadır. Türkiye'de seçim bitti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan kim olacak sorusu sorulmaya başlandı. Bu soruya da yanıt verdi Kılıçdaroğlu. Buna parti karar verir. Parti içerisinden de bunu dilendirenlerin kişisel gerekçelerle bunu dilendirenlerin partimizde işi yoktur dedi. Bir açıklamada bugün arka arkaya İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adaylarından Meral Akşener'den geldi. Akşener de Cumhuriyet Halk Partisi'ni kastederek 100 yıllık partinin aldığı oy ortadayken bizimki başarı sayılır dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim sonuçlarını değerlendirdi. Partimizin en yetkili organı olan Genel İdare Kurulumuzun kararı bütün zor şartlar ve imkansızlıklar içerisinde alınan bu sonucun ülkemiz ve milletimizin geleceğe olan umudunu arttıran bir büyük kazanım olduğu yönündedir. İYİ Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Akşener görevine devam kararı aldığını açıkladı. Ülkemiz siyasetinin merkezine yerleşmiş olan İYİ Parti'nin benim genel başkanlığımda yola devamının arkasında olduklarını güçlü bir şekilde belirtmişlerdir.
Akşener, CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin muhalefet partilerinin oy oranlarına ilişkin sözlerine ise şöyle yanıt verdi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi sistemi içinde bakıldığı zaman 100 yıllık bir Cumhuriyet Halk Partisi %22 oy aldı. Evet, 50 yıllık bir Milliyetçi Hareket Partisi %11 oy aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi bütün devlet güçleriyle, bütün imkanlarıyla ve kasalarında bu saydığım siyasi partilerin ciddi paralarla bir seçim kampanyası yaptılar. O da %41 oy aldı. Kürt siyasi hareketinin temsilcisi konumunda olan HDP %11 oy aldı. Ve sonuç itibariyle emeklilerin emekli parası, gönüllülerin harçlıklarıyla devletten bir kuruş para almadan kurulmuş olan İyi Parti, 8 aylık bir İyi Parti'de %10 oy aldı. Dolayısıyla bu çerçevede baktığımız zaman ben Sayın İnce'nin bu sözlerine katılmıyorum. O nedenle yani bu fikrine katılmıyorum. Evet, tarihi bir seçimin ardından açıklamaları merakla beklenen Kılıçdaroğlu ve Akşener'den açıklamalar böyle geldi. Türkiye'deki seçimle beraber ülkemizdeki yerel seçim ve sonrasında da siyasetin nasıl şekilleneceği merak konusu. Meclis bu arada tatile girdi. Ülke siyasetini gündemi konuşacağız. Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Sayın Mehmet Çakıcı stüdyo konuğumuz bugün. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Evet, hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Bugün bir açıklamanız da olmuştu yerel seçim sonrasında. Ülkemizde de açıklamalara baktığımızda hemen hemen tüm siyasi partiler bir şekilde ya seçimleri kaybettiklerini ya da seçimden başarısızlıkla çıktıklarını açıklamadılar. Ya da bir şekilde beklentilerin yakalayamadıklarını söylediler. Olumsuz ifadeler yok. Başarısızlık kabul edilmiş değil hiçbir parti açısından. Ya da sessizlik hakim bazı partilerde. Siz ise aslında tüm partilerin sınavı geçemediği görüşündesiniz. Siyaseti, daha doğrusu yerel siyasetle beraber bunun sandığa yansımasını çıkan sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de burada tartışalım. Evet, çok teşekkürler. Önce yani Türkiye'den de birkaç cümle. Tabii oraya da dönerdik ama isterseniz. Öyle mi? Önce, tabii. Hayır. Tabii, yani buyurun. Sırası neyse siz daha uygun görüyorsunuz. Estağfurullah. Estağfurullah. Oradan yapalım. O zaman Kıbrıs'ı sordunuz. Önce Kıbrıs'a başlayalım. Önce Kıbrıs'ı söylediniz. Oradan başlayalım. Önce kendi ülkemiz evet, diyelim. Değil mi? Evet. Yanlış değildir. Doğru bir yerden başlamaktır. Ben tabii görüntüyü, açıklamalarla bana çok Sayın Kılıçdaroğlu'na ilginç geldi. O yüzden evet, onunla ilgili birkaç yorum istemiyorum. Yapayım. Konuyu bölmesin diye öne çektik. O tabii yüzden. Yüzüyoruz. Buyurun. Tamam. Buyurun. Şimdi bir kere bu belediye seçiminin genel tespitini yapmamız lazımdır. Bu aslında partiler Ocak ayında seçime girip büyük bir enerji harcadılar. 2018 Ocağı evet, hepimizin ekonomik olarak aslında bütün gücümüzle, bütün örgütlerimizle asıldığımız bir seçimdi. Hemen arkasında 4 ya da 5 ay sonra bir seçime girmek, hele de Türkiye'nin seçimlerinin de biraz da gölgesinde ki öne geçti Türkiye'ndeki seçim. Gölgesinde kalan bir seçim de olduğu için propaganda açısından zayıflık vardı. Partilerin ekonomik güçlerini vermek açısından hazırlık vardı ve sanki ya hepimiz de razıyız. Yani kazanacak olanlar da hemen hemen belli bölgelerde, bazı bölgelerde bazı yarışlar var. Sonuçlar da genel olarak belli. Birkaç bölgede sürpriz olabilir. Ama isimler de konuşuluyor. Partiler değil genel belediye seçimlerinde. Böyle bir belediye seçim atmosferine girildi. Sessiz, sedasız, çok da propagandanın şey olmadı. Çok büyük mitinglerin, gövde gösterilerinin yapılmadığı, çok fazla konvoyun olmadı, çok reklamın olmadı, pek çok bir heyecanı yoktu. Olmadı, evet. Çok heyecanlı olmadığı bir seçimdi. Şimdi ben bu seçimin sonucunu aslında yine de sonuçta bir sonucu var. Partiler açısından da var. Dikkat ederseniz hiçbir parti sevinemedi. Tam anlamıyla sevinemedi. Aslında bazı birkaç bölgede sevinir gibi yaptı. Yani aslında tek tek ele aldığımızda
bağımsızların kazandığı bir seçim oldu bu. Değil mi? Bağımsızların. Bağımsızlık akımı devam ediyor. Bağımsızlık akımı devam etti. Niçin insanlar partili oldukları halde bağımsız aday olmaya özen gösterdiler? Çünkü aslında seçim sistemimizi bence sorgulamamız lazım. Bu partilerle ilgili bir gerileme vardır. Partilere yönelik inançsızlık devam ediyor. Ve adaylar üzerinde insanlar ve bireyler üzerinde isimlerde birleşiyor. Mesela Lefkoşa'da, yani birkaç tane örnek vereyim. TDP'nin adayı Mehmet Armancı oldu. TDP hiçbir yerde yok. Bir tek Lefkoşa'nın, ki Kıbrıs bir tek Lefkoşa değil. Aslında ölçeğine baktığımızda Lefkoşa ilçesi bile değirmenliktir, Alayköy'dür, değil mi? Evet. Akıncılardır gibi. Lefkoşa'da Gönyeli'dir olmak üzere bir 5-6 tane belediye bölündü. Onun bir tanesinde daha merkezi TDP kazanıyor ama başka hiçbir yerde TDP yok. Evet. CTP'ye bakıyorum, hiçbir büyük şehirde yok. Bağımsızlara hani, kaptırdı pek çok şey. Pek sonra. Çok yerde hatta bağımsızlara da geçmişe göre düşme eğilimi de var baktığımda. Daha önceden de ayrılanlar da oldu baktığım zaman. Dolayısıyla böyle bir gerileme var. UBP'ye baktığımda yine kazanabilirim dediği adaylar da bağımsız olarak çıktığı adaylar. Galiba bir Güzelyurt'taki var öyle UBP adayı. Ama ne bileyim şeyi yakın, İsmail Erter yakın, Mausa'da, İskele'de yakın olanı var. Ama bir bakıyorsunuz bağımsız adaylar olarak çıkmışlar. Çünkü her kesimden destek alan adaylarla. Dolayısıyla UBP'nin de bir başarısı yok. Bir bakıyorum Demokrat Parti'ye var olanı da kaybetme eğilimine devam etmiş. Hatta çok iddialı adayla Sayın Genceroğlu'nu çıkartmış. Beklenenin de altında almış. Evet. Yani 3,5 sayı %7 almış. O da Sayın Gencay Eroğlu'nun da sayesinde olmuş. Hı hı. Baktığım zaman. Bir tek belediye başkanı çıkarabildi. Sayın Orçan. Hayri Bey'in. Hayri Bey de her kesimden destek oluyor. CTP'de destek oldu orada. Sevilen bir varsa bizden de 3-5 adam destek oldu. Adayımız yoktu. Baktığınız zaman Hayri Bey de Mehmet Armancı gibi artık ve ortak aday figürüdür. Yani Mehmet Armancı da öyle. Mesela Lefkoşa'da baktığımda şimdi TDP'nin onu değildir. CTP de vardır orada. Herkes vardır. Yani baktığınızda belki UBP bile vardır. Belki UBP var. Biraz, evet. Bizim seçmenlerimizden de insanlar var. Tabii. Yani ben yanı başımda bir sürü insan bilirim ki Sayın Armancı'ya destek oldu. Yani farklı düşünenlerimiz de oldu, farklı değerlendiren de oldu böyle bu anlamda baktığımda. Ama sonuçta UBP tabanıydı Sayın Sertoğlu'na da destek veren. Bir açıdan bakıldığında Mausa'da, İskele'de bağımsız adayların kazandığı, başka bölgelerde bağımsız adayların kazandığı bir seçim oldu. Yeni Doğuş'a baktım, yani hiçbir yerde varlık doğru dürüst gösterirler. Sıfır. Evet. Evet. Halkın Partisi. Halkın Partisi esas en büyük. Hem hükümetsin, hem %17-18 oyun var. Hem hiçbir yerde belediye başkanlığını da kazanamıyorsun. Hem de şey var. Yani bir belediye meclis üyelerinde de çok ciddi bir beklenti var. Çünkü örgütsüz bir geçmişte de bir aslında sanal ortamda reklamıyla büyüyen ve Kudret Bey'in de biraz ismiyle buraya kadar gelen bir reklam kampanyasıyla gelen bir yapıydı. Parantez açarsak şunu sorabilir miyiz, sıkıştırabilir miyiz? Halkın Partisi ve Yeniden Doğuş Partisi için. Yani yeni kurulmuş bir parti bunlar. Yani hadi genel siyasete yönelik olarak kadrolaşmalarını, kurumsallaşmalarını devam ettirirken, şimdi erken bir yerel seçim, seçimin sonrasında yerel seçim, buna hazırlanamamak, örgütlenememek, aday bulamamak gibi sorunlarla da yüzleştiler bu partiler. Dolayısıyla diğerleriyle karşılaştırmak ne derece doğru olur? Yani bu sizin için de geçerli olabilir. Yani şimdi biz zaten bir arkadaş bir hesap yaptı. İşte bu kadar belediye meclis üyesi biri kazandı, yüzdelik budur. Bu doğru değerlendirme değil. Mesela bir örnek vereyim size. Yeni Boğaz içindeki bağımsız adaya TKP'nin örgütleri destek oldu. Çok az farkından Yeni Boğaz içinde kazandı. Bağımsız aday. Evet. Şimdi o bağımsız mı?
PKP'nin de oyları var mı? UBP'nin de oyları var orada. Şeyi görüyorum. CTP ayrı ayrı liste çıkardı. Şimdi baktığınızda bağımsız mıdır bunlar? Partili oylar mıdır? Partili de var içinde, bağımsız oylar da var. Bağımsızın da içinde. Aynı şekilde değirmenliğe bakın, kara vezirlere. TKP de destek oldu. Asfak'la kazandı. Ve bizim özellikle Kalavaş'ta çok ciddi örgütlerimiz var. Sayın Karavezir'e destek oldu. Bas farklı kazanmasına da oldu. Yani bu seçimi bu haritayla göstermek mümkün değildir. Siz değirmenliği kırmızı yani bir tek CTP değildir. CTP'nin de çerçevesinde TKP'li de vardır, TDP'li de vardır, Halkçı Partili de vardır, başkaları da vardır içinde. Yani değirmenliğin kendine has özelliği. Mausa'nın öyle. Mausa'nın İsmail Erter hem TKP'den atıyorum TDP'den de destek aldı. Hem DPUBP'den de aldı. O açıdan bakıldığında. Şeye bakalım, Yeniboğaz içine baktığımda UBP ve TKP adayı tarafından partiler arasında desteklenen ve belediyeyi kazanan bir şey var. Aday var. Ve TKP de destek oldu. UBP yani de özetlersek bu kısmı. Şimdi baktığınızda biri sağdan biri soldan bağımsız bir adayı destekliyor. Değirmenlikte soldaki adaylar birleşiyor, destek oluyor. Evet. Başka yerde yine farklı adaylar. Bunun gibi ortak Gönyeli'de farklı bir operasyon oluyor. Bundan ne çıkarmak gerekir? Yani burada, partiler aday mı bulamıyor ya da buldukları adaylar kendini gösteremiyor mu? Dolayısıyla doğru değerlendirmek. Şunu sormak isterim son olarak da. Bu ortak aday, onun da dışında bağımsız aday trendi sürüyor. Yani evet. Bir önceki seçime de bakarsak ki en büyük darbe bir önceki yerel seçimlerdeydi. Evet. Bağımsız adaylar giderek çoğalıyor ve partiler işte mesela Cumhuriyetçi Türk Partisi için Lefkoşa'da aday göstermemesi hala eleştiriliyor. Şimdi yani bir şey söyleyeyim. Meclis üyeliklere de yansıyor duyacağınız, bu. Buyurun. Peki bir siyasetçinin ilk defa duyacağınız, Kıbrıslı bir siyasetçinin ilk defa duyacağınız. Bizi nereye sürüklüyor biliyor musunuz? Bu dikkat edin, bağımsız adaylar ve onun etrafında desteklenen siyasi partiler. Mesela Yeniboğaziçi, TKP, UBP. Evet. Şeyi. Ama başkanlık sistemine mi gidiyoruz diyeceksiniz? Hem başkanlık sistemi hem Türkiye'deki seçim modeline doğru da götürüyor bizi. Yani aslında bir de yerel siyasete, genel siyasetin bağının ilişkisinin kesilmesi noktasına gider mi bu? Tabii şimdi şeyi söylüyorum. Yani partilerden artık, bağımsız yerel yönetimler. Artık dikkat ederseniz partilerin adaylarını çıkarmak yerine seçim kazanabilmek için ortak adaylar ve ortak ittifaklar soldan sağdan oluyor. Mesela Yeniboğaziçi'nde soldan sağdan bir ittifak var. Evet. Lefkoşa'da başkadır. Ama Gönyeli'de farklıdır. Evet. Değirmenlik'te farklıdır. Lefke'de farklıdır. Mesela biz kalktık Lefke'deki Halkın Partisi adayını destekledik. Mausa'da da yani, ilginç bir tablo. Şimdi Mausa'da ilginç bir tablo var. Orada başka bir grubun adayı var. CDP'nin adayı var. Ama siz bu taraftan İsmail Erter'le ilişkiye giriyorsunuz. Yani şey anlamında baktığımda demek ki sistem bizi Türkiye'deki ittifak sistemine doğru yönlendiriyor. Geneldeki. Evet. Bu sistem bizi yani gelecekte partilerin birbiriyle yani yalnız kaldığınızda kazanamadığınızı, az şey çıkardığınızı, Türkiye'de de olduğu için bu. Dikkat edin nasıl, nereye yöneldiler? İttifak, yok Millet İttifakı, yok Cumhur İttifakı. Millet İttifakı'na bakın, içinde CHP var, sol. İyi Parti var. Sağ, milliyetçi. Dinci dediğimiz bir Saadet Partisi var. Ama sol sosyal demokrat da var. Kime karşı? Oradaki Cumhur, MHP, AK Parti iktidarı. Daha da merkeze yakın. Yani şimdi, Cumhur İttifakı da keza. Sonuçta yani ittifak yönetime karşı bir muhalif ittifak da meydana geliyor. Soldan sağdan. Şimdi siz bazı bölgelerde, biz belediyelerde bunu yapmak durumunda kaldık şu anda. Bağımsız adaylar ve siz onun etrafında soldan sağdan partiler birleşiyorsunuz. Yani bizi aslında Türkiye'deki ittifak sisteminin partilerinden uzaklaşan halkın yaklaştırdığı bir şeye doğru aslında gidiyoruz. Aslında bu uzlaşı, demokrasi kesinlikle anlamında olumlu bir gelişme. Yani ama aslında kavgaların da doğal sonucunu sisteme dönüştürmeye çalışacağız kesinlikle galiba. Çünkü ben o yüzden açıklamalarımda hep şunu söylüyorum. Biz seçim sistemimizi ele almalıyız. Yani şu anda son genel seçimde yaptığımız 2018 genel seçimi
ve devam edemeyiz gelecekte. Yerel seçimde devam edemez. Yerel seçimde de olmadığını görüyoruz. Yani bu seçimin de bir zorunluluk seçimi olduğunu yani, unutmamak şimdi gerekiyor. Biz bunu, zorunluluk seçimi. Biz bunu otursak da şimdi hep beraber zaten doğal olarak yaptığımız ittifakları belediye seçimlerinde bir aday etrafında yine genel seçimde de yapabiliriz. Evet. Ve çünkü uzaklaşan, kaybolan, ne bileyim bir rüzgarla gelen, Facebook rüzgarıyla gelen bir parti yapmak yerine ittifaklarla siz partilerin birbirine yaklaşmasını ve işbirliği yapmasını ve uzaklaşan insanları biraz da güçlenen ve kazanan çevrelere biraz iddia getirmek açısından önemli. Bakın mesela İyi Parti örneğin Türkiye'de normal şartlarda 9,5 aldı değil mi? Baraj altı kalması lazım %10'un evet. altında. Evet. Ama o da milletvekili çıkardı. Hatta önemli bir oranda milletvekili çıkardı. HDP %10 barajını geçti. Dolayısıyla şeye baktığım zaman Türkiye'deki tabloya. Türkiye'deki tabloya baktığım zaman da ittifakların bir birliktelik meydana getiren halkın da ittiği bir çok sesli, strateji. Çok renkli bir parlamento. Çünkü mecbur oldu. Yani. Çünkü neden? Dışlanan AK Parti'ye baktığım zaman geriledi. Tek başına kazanamayacağını gördü. Bu defa MHP ile yaklaştı. Öbürleri tek başlarına girerlerse AK Parti MHP ittifakına karşı bir şey getirdi. Bir birlik meydana gelmesine evet. sebep oldu. Dolayısıyla şu anlamda baktığımda bakın oylar açısından da baktığımda ittifakın partilerin etrafında bütünleşmesini sağlıyor halkın ve doğal bir işbirliği de getirmesini sağlıyor. Mesela Muharrem İnce bağımsız bir ortak aday olabilirdi şeyin. Neredeyse o kimliğe soyundu. Yani süründü ama yapamadılar. Yapmaları gerekirdi bugünkü tabloya baktığım zaman. Mesela gerçekten HDP falan filan olsaydı o zaman %52 ile %48 yarışacaktı. Belki de böyle bir tablo 3-4 puanla insanları etkileyip değiştirebilirdi. Şimdi bunu gören AK Parti ne yaptı? MHP ile işbirliğine girdi, hesapladı bunu. Kazanma ihtimali, bakın şimdi tek başına AK Parti'nin oyuyla Sayın Erdoğan'ın seçilmesi mümkün değil. MHP olmasa Sayın Erdoğan bugün ikinci turda. Ve bütün muhalefet şeyin etrafında birleşse bir tek AK Parti Sayın Erdoğan'ı seçilmek, den alıkoyacak. Bu arada soralım. Bu sistemin tek adam sistemi olduğu eleştirileri hep yapıldı, endişeler dile getirildi. Bunun bu sistemin olamayacağı söylendi ama şimdi bugün yine AK Parti tarafından da söylendiği gibi seçim öncesinde. Evet bir başkan var ama yasama da aslında diğer partilerin de katıldığı daha sesli, daha renkli, daha katılımcı bir parlamento var. Dolayısıyla parlamentoda da iktidarın çoğunluğu kaybetmesiyle beraber başkanın yetkilerinin de başkanın aslında gücünün de kısıtlandığı bir tablo ortaya çıktı. Yani bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin destek vermediği bir durumda yasa yapımında bir ilerleme kaydedilmesi zor görünüyor. Şimdi koalisyon olarak evet. Şimdi aslında bir başkanlık sistemi var. Başkanlık sistemi, Türkiye'deki başkanlık sistemi dünyadaki benzerlerinden daha güçlü bir başkanlık sistemi. Yargıyı da etkileyen, kontrol altına alabilen bir otoriter bir otoriter bir rejim vardır Türkiye'de. Yani tek adam rejimi dendiğinde de eleştiri alınmayacak kimse. Çünkü gerçek de budur. Çünkü yani bugün Sayın Erdoğan var ama Sayın yarın Erdoğan belki bir başkası. Kendi de öyle istiyor. Evet. Yani onu o şekilden oradan bakalım. Aslında kendi de bu tek adam rejimini, başkanlık sistemini hem talep etti, hem istedi, hem güçlü kıldı aslında bu anlamda bakıldığında. Şimdi bu bir gerçek Türkiye'de duruyor. Doğru veya yanlış bundan sonrasını hep beraber göreceğiz. Bir sözleri var olağanüstü hal döneminin bu seçimden sonra biteceği. Çünkü bence olağanüstü halde seçimde yapmak doğru değildir. Yani demokrasinin etkilenebileceği bir noktadır. Ama Muharrem İnce'nin söylediği cümleyi çok dikkate alıyorum. Tamam bu seçime müdahaleler oldu, bazı oy kaçırmalar da oldu ama arada 10 milyon fark var diyor. Bu anlamlı bir fark. Bu da anlamlı bir fark vardı. Zaten bu adam beni geçecek bir anlamında söylüyor. Dolayısıyla demokratik anlamda bakıldığında bu ittifakın, Cumhur İttifakı'nın Sayın Erdoğan'a yaradığını ve bu seçimde en yüksek oy alanın her ne kadar belli bölgelerde sıkıntılar belirtilse de Sayın Muharrem İnce'den daha yüksek bir oy aldığını görüyoruz ama bize yansımaları açısından söylüyorum.
Biz 2018 seçimindeki oy verme biçimimizi, seçim sistemimiz tamam değildir. %11-12 yanan oy vardır. Daha insanlarımızın basit anlayacağı ve ittifaklara izin veren bir seçim sistemi bu parlamentonun görevidir. Bir de bu belediye sayıları. Mesela bugün Diyaloğlu manşetinde %67'sine sahip Ada Toprağı'nın Rum tarafında 850 bin nüfusa karşılık tüm belediyelerde çalışan sayısı 3 bin. Bizde ise %33'lük bir orana karşılık 300 bin nüfuslu bir ülkede 3400. Evet. Çok yüksek. Belediye çalışanı var. Çünkü neden? 28 belediye var. Sistem, yani onu da söyleyelim, biraz da derebeylik üzerine kuruldu. Belediyeler her biri bir derebey. Seçim kazanmanın en güzel yolu da, en kolay yolu da kolay aslında. Niçin bu kadar kolay kazanıyorlar? Şöyle şimdi düşünün, siz küçük bir bölgenin belediye başkanısınız. 4 yıl bu insanlarla birebir işbirliği. Adamın su sorunu vardır, elektrik sorunu vardır, bahçesinin önünde bir problem vardır, kaldırımında bir problem vardır, kuyusunda. Doğrudan belediye başkanına ulaşıyor. Onlara da kontak kuruyor. Dolayısıyla yeni bir aday eğer çok sevilen, tanınmış bir insan değilse oralardan, bu belediye başkanına karşı kazanması mümkün değil. Çünkü 4 yıl adam kendi propagandasını, şeyini yapıyor. O yüzden partili partisiz bir konuma geliyor belediye başkanları. Tüm bölgelerde de böyle. Şimdi Sayın İsmail Arter'in geçmişteki hangi partinin üyesi olduğundan öte bir durum var. Sayın Mehmet Armancı da öyle. Şu anda Nidai Güngör'dü. CTP kökenli. Yine, evet. Yine o şekilde. Yani baktığınız zaman belediye başkanı artık biraz değişik kesimlerden de oy alan bir 4 yılda kendini tanıttığı bir kendi küçük bölgesinde tanınan bir şahsiyet oluyor. Evet. O yüzden partilerin de ötesine çıkıyor o anlamda söyleyeyim ama tekrar söyleyeyim bu seçim bakın %11-12 bizim genel seçimde oy kaybımız oldu. Karma oylarda anlayamadığı insanlar yandı. Bizim bunu kolay anladığımız genel seçimde insanları partilerin etrafında ittifaklarla da bütünleştireceği bir yeni seçim modeline ve belediyelerin de sayısını azalttığımız bir evet. yeni seçim modeline getirmesi lazım. Peki bir başka böyle bir sonuç ortaya çıkıyor diyorsunuz. Evet artık bu sistemle devam edemeyiz. Ne yerelde ne de genelde seçim sisteminden ve aslında bir de idari olarak kesinlikle. Da bir değişikliğe acil ihtiyaç var. Eğer bu seçim dönemine bırakılırsa işimiz çok şimdi, zor. Şimdi bu hükümetin bunları bakın biz ilk günden itibaren ve 100. günde olduktan sonra hükümeti ben seçim yasasını, seçim ve alkol olaması yasasını değiştirmeniz lazım diye defalarca söyledik. Belediyelerle ilgili yasayı, bu dörtlü koalisyon geldi. UBP'den farkı nedir diye en son sizin programınızda yine sorguladık. Evet. Yani şu anda yaptıkları icraatlarla bir önceki UBP döneminden hiçbir farkları yoktur. Yani yeni bir şey getirmediler. Yeni yasalar bize koymadılar. Ülkeyi değiştirecek bir ne seçim sistemi ne temel yasalarla ilgili önümüzde ciddi bir değişiklik göremedik. Bu anlamda da dörtlü koalisyonu çok sıkıntılı günler bekliyor. Çünkü halkın memnuniyetsizliği artıyor. Bu seçime de yansıyor bu. Düşünün siz dörtlü bir koalisyonsunuz. İttifaklar yapıyorsunuz. Ama beklenileni veya hükümette olmanın gücünü bile kullanıp muhalefete karşı büyük bir başarı veya büyük bir kazanım. Lefkoşa'da ne oldu? Şimdi onu sormak isterim. Bir de önemli. Oraya geleceğiz. Hükümete de hemen döneriz ama Lefkoşa'daki seçimlerde Sayın Eroğlu'nun adaylığı, Gence Eroğlu'nun adaylığı üzerinden çeşitli spekülasyonlar yürütüldü. Günün sonunda siz nasıl değerlendiriyorsunuz çok merak ediyorum. Yani aslında bu bir tırnak içinde söylüyoruz. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Özgür Gün'ü koltuğundan, makamından indirme projesidir diyenlere katılıyor musunuz? Yani Sayın Derviş Eroğlu işte Sayın Gence Eroğlu'nu desteklemiyor gibi görünüyor. Sayın Hasan Sertoğlu'na ki KOP sürecinde kendisine karşı çıktığı evet. Hasan Sertoğlu'na destek veriyor gibi görünüp Lefkoşa'da Ulusal Birlik Partisi adına bir başarısızlığı Gence Eroğlu'nun aday olmasıyla beraber Sayın Özgür Gün'e mal ederek genel seçimlerde de bir şekilde onun prestijini düşürerek genel seçimlerde de Ulusal Birlik Partisi Genel Kurultayı'ndan da bir başka isimle, kendisine yakın bir isimle yola devam etme. Ulusal Birlik Partisi'nin öyle böyle bir projeden bahsediliyor. Daha doğrusu iddialar var, konuşuluyor. Sizce böyle bir şey mantıklı görünüyor mu siyaseten? Ben biraz daha farklı değerlendiriyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun. Şimdi bir Lefkoşa'da bir kere insanlar istikrar istediler. Çünkü o
grevler dönemini, maaşlar dönemini hatırlayın. Çok olaylar oldu. İnsanlar çok memnun olmamakla beraber Sayın Mehmet Armancı da bir istikrar gördüler. Evet. Ve o istikrara oy vermek istediler. Yani yenilip tekrar bir maceraya, yenileyip bir maceraya girmek gibi bir noktada değillerdi. Oldu. Bu arada sorumun nedeni Sayın Armancı'nın kazanıp kazanmamasıyla alakalı zaten değil. Evet. İstikrar ne oldu? Halk istikrarı tercih etti. Halk istikrar Mehmet arkadaşımız hem TDP'den hem CTP'den hem de değişik kesimlerden oylar aldı. Yani onu buradan söyleyeyim. TKP seçmeni ise hiçbir zaman UBP'ye veremez. Verse bile sayısı azdır. Dolayısıyla seçmenler açısından baktığımda da genel anlamda baktığımda UBP seçmeni dışında Sertoğlu'na ciddi bir destek maalesef gidemedi. Hı hı. Şimdi bu anlamda baktığımda burada Refkoşa bir istikrar kazandı ama şeye baktığım zaman sizin bu söylediğiniz senaryo açısından ben biraz da Sayın Serdar Denktaş'ın bir çabası olarak görüyorum bunu. Sayın Serdar Denktaş Demokrat Parti iyi gitmiyor. Giderek de geriliyor ve aday bulmakta bile zorlanan bir parti konumuna geliyor. Ve Gencay Eroğlu gibi bir figürü bularak ve çıkararak aslında ciddi bir hamle yapıyor. DP'nin reklamını Gencay Eroğlu'nun üzerine kuruyor. Ve orada yaşayacağı bir başarıyla Demokrat Parti'nin varlığını ve hayatını devam ettirme şeklinde bir noktaya gidiyor. Yani şimdi siz Gencay Eroğlu'nun aldığı %7-8 oyu, yüzde kaçım onun Demokrat Parti, yüzde Sayın Eroğlu isminin ve Gencay Eroğlu'nun ki çalışkan da bir şahsiyet. Yani gençlik dairelerinde çalışmış, gençlerle iyi iletişim kurmuş. Kendi de Demokrat Parti'nin Lefkoşa Belediye Başkan adaylığına ciddi katkısı koymuş. Vallahi ben bunun yarı yarıya olduğunu düşünüyorum. Yani %3,5-4 Demokrat Parti ise %3,5-4 de Sayın Gencay Eroğlu'nun getirdiği. Yani çok ilginç. 1563 oy almış Sayın Eroğlu. Koskoca Demokrat Parti. Ulusal Birlik Partisi kökeni de var. Çok da ciddi bir aday. Evet. Değil mi? Ciddi bir aday. Ulusal bilinmiş Birlik Partisi'nin Demokrat Parti'nin belki yani merkezinde oyun alabilecek. Efsanevi birisi. Liderlerinden biri olan UBP'nin ve onursal yani birisi. Onursal başkanı olan bir nin kızı aday oluyor ve Demokrat Parti ve sağdan adayız. Ve %7 oy alacak. Normaldir. Bana sorduklarında seçim öncesinde de kaç alır? %7-8 alır demiştim. Peki siz Sayın Eroğlu'nun gerçekten Sayın Sertoğlu'nu desteklediğini düşünüyorsunuz? Ben Sayın Eroğlu'nun aktif çalışmadığını görüyorum burada. Yani öyle çok kişisel olarak aktif burada bir çalışsan, ikilem yok mu? Ne açıdan? Yani bir şey aramıyorum bunun altında ama yani bu sorgulanıyor çünkü. Yani bence Sayın Sertoğlu'na tam anlamıyla destekleseydi. Bence Sayın Eroğlu'na değil Sayın Serdar Denktaş'a bakmak lazım burada. Sayın Serdar Denktaş. Diyorsunuz. Peki. Bana göre çok kurnaz ve akıllı bir siyasetçidir. Evet. Nasıl bu dörtlü koalisyonla şu anda oynuyor? Lefkoşa'da da oynamaya kalktı. Ve Lefkoşa'da Gencevroğlu gibi bir ismi buldu. Peki. Bu önemli çok. Evet. Peki. Çok partinin ilginç, çok ilginç bir isim. Ve reklamını partinin yapmış imajını ve reklamının üzerinden Gencevroğlu'yla bir operasyona girişti. Peki. Ama beklediğini bulamadı. Bulamadı. Çünkü ne yapacaktı? %15-20'yi bulacaktı. Ve bakın diyecek Demokrat Parti'nin oyları yükseliyor. Başa başta yarıştı Sertoğlu'yla. Demek ki biz burada güçlü bir şekilde Demokrat Parti varız. Bu da Cumhurbaşkanlığına doğru giden bir adım olarak da bakın. Yani 2 yıl sonra. Şimdi evet. Artık bundan sonraki bütün hesaplar Cumhurbaşkanlığına yönelik. Aslında 2 senedir hem Hüseyin Özgür Gün'ün gerilediği ve yenildiği, hem Sayın Serdar Denktaş'ın Gencay Eroğlu'yla bir çıkış yaptığı, Eroğlu'ndan ziyade Sayın Serdar Denktaş'ın bir operasyonuydu. Diyorsunuz. Peki bir de hükümetle ilgili iddialar ama hükümet, var. Ulusal Birlik Partisi hükümet kanadıyla ilgili baktığımda, arasında hükümet kanadıyla ilgili baktığımda bir fiyasko. Düşünün siz başbakansınız, öbürü de başbakan yardımcısı. Bütün güçler elinizde ve siz biri bir belediye başkanlığı kazanmayacak, biri de bir oylarını veya belediye sayılarını artıramayacak. Artıramayacak. Ve biz koalisyon bütün güçlerde elinizde olacak ve bazı belediyelerde dörtlü koalisyonlarla yapsanız bile UBP ile başa baş ya da zaman zaman bağımsız adaylarınız veya koyduğumuz adaylar
özellikle UBP'nin bağımsız adaylarını geçemeyecek. Peki, yani bu baktığımda dörtlü koalisyon açısından da bir fiyasko olarak da rahatlıkla değerlendirilebilir. Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi arasında bazı isimler arasında bir iletişimin olduğu konuşuluyordu. Bunlar doğrudur, değildir, olabilir. Siyaset doğası gereği olabilir ama Ulusal Birlik Partisi'nde şimdi Kasım ayında, Ekim ayının sonunda ki genel kurultaya yönelik bazı girişimlerin yapıldığı ifade ediliyor. Hatta ve hatta son birkaç gündür gündeme geliyor. O da Ulusal Birlik Partisi'nden Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne yönelik bazı iletişim kanallarının açıldığı yönünde. Bilemiyoruz. Bir tarafta Halkın Partisi'nin belki de koalisyondan ayrılma girişimi kurultay sonrasında Ulusal Birlik Partisi'nden. Buna karşılık da belki kurultayda kaybetmek istemeyen Ulusal Birlik Partili grubunda CTP'ye yakınlaşması. Bilemiyoruz, bu hükümetin işi hem içeriden hem dışarıdan zor gibi görünüyor. Katılır mısınız bunlara? Siz, evet. Bu gibi duyumlar şimdi size de ulaşıyor mu? Bu halde devam ederlerse çok dörtlü koalisyonun işi çok zordur. Bakın, yaza girdiniz. Siz yaza kadar demek ki hiçbir yasa masa bilmem ne doğru dürüst bir iş yapamadınız. Yalnız atamalarla. O atamaların bir kısmı da konu oldu, şaibe oldu haklarında. İşte yok müşavirlikti, yok değildi, yok bu olduydu, yok bu olduydu. Şeyler oldu. Dörtlü bir koalisyon var ve yaza girdik. Yazda meclis tatil. Dolayısıyla maalesef bir icraat yok. Maalesef. Ben baktığım zaman ortada şu ana kadar dörtlü koalisyonla ilgili bir hayal kırıklığı vardır toplum içerisinde. Bu bir reaksiyona dönüşüp bu UBP'nin oylarını da yükseltebilir. Bir reaksiyon olarak muhalefetin de yani bizim gibi meclis dışı olan muhalefetin de ben şeyi görüyorum. Yani dışarıda o hissi de alıyoruz. Bunu bu hissiyatı insanlar hissettiriyor. Ama gördüğüm kadarıyla genel anlamda üzücü olan bu her gelenin hükümette başarısız olması, vaat ettiklerini yapamaması siyasi partilere genel güveni de artırıyor ki bu bağımsız adaylar belediye meclislerinde açıkçası ortaya çıkıyor. Şu ana kadar hükümet başarısızdır. Yani sağlık bir reformu yoktur ortada. Bir tarımda bir reform yoktur. Kamu reformunuz ortada yoktur. Seçim sistemiyle ilgili bir değişiklik yoktur. Sivilleşme ile ilgili yoktur. Sendikalaşma veya diğer konularla ilgili yoktur. Yani bir hiçbir şey yapmayan, durumu idare eden ama şeyi de uyarmak lazım. Durumu idare etmek böyle bir seçim sonucu getirir. Ben CTP'ye bakıyorum bu haline. Desteklerle ve dörtlü koalisyonlarla ve ittifaklarla Lefkoşa'yı TDP'ye bırakarak bütün diğer bölgelerde hemen hemen koalisyon ortakları birbirleriyle dayanışma içinde oldu. Ve belediye meclisi, belediye seçimi 14'tü sanıyorum, ona düştü. Evet. Şu anda CTP gerileme içerisinde. Şeye bakıyorum, TDP'ye her şeyi verdi. Bir Lefkoşa'yı kurtarayım dedi. Lefkoşa'da Mehmet Harmancı'nın ortak aldığı oyla zar zor kendini orada kurtardı. Ama bir tek Lefkoşa, diğer bölgelerde baktığınızda hiçbir varlık yok. Ve belediye meclis üyesi bile sayısı çok şey var. Baktığım zaman Demokrat Parti, YDP, diğerleri, Halk Partisi kimse memnun değil, kimse zafer söyleyemedi. Bireyler yalnızca işte Güzelyurt'ta şey kazanınca sevindi. Nedir adı? UBP'liği kazandığında sevindi. Lefkoşa'da Mehmet Harmancı kazandığında sevindi. Gönyeli'de Benli veya Karavezirler kazandığında sevindi. Yani baktığım zaman tablonun kendine aslında ülke genelinde çok sevilen yok. Tam tersine halkın büyük tepkisi var, bir uzaklaşması var ve bir açıdan da baktığımda dörtlü koalisyonun bu halde devam ederse giderek erimesi ve gerçekten bir sonraki seçimde çok başarısız sonuçlar alacakları bir nokta bekliyor. Seçim sistemi bunu, yapısını değiştirebilir. Evet. Seçim sistemi Türkiye'deki gibi ittifaklara açılırsa o zaman partiler birbirleriyle ilişki içine girer, ittifaklar. Bu ittifaklaşma yapıyı değiştirebilir. Yani evet, o partiler olan güveni, algıyı, farklılığı ortaya koyabilir diye düşünüyorum. Peki eğer bu hükümet bu şekilde devam edemezse bundan sonra ne görüyorsunuz? Şimdi erken seçim imkanı ya da tılsımın ne olduğunu bileceğiz. İlk kurulan hükümete büyük destek veriyor halk.
Ondan sonrasılar canlarını yese o tılsım gittikten sonra biz yani iki yıl oluyor bu. Bir seçime kadar. Bir seçime kadar durumu ondan sonrakiler de düşe kaka idare ediyorlar. Belki işte 4 yıl bunun da süresi. 5 yılda 5 yıl hiç olmuyor işte 4 yıllık bir süreçte. Bazen erken seçim de olabilir. Ben mesela UBP'nin kanatlarında görüyorum bunu. Yani bunlar bu dörtlü koalisyon böyleyse biz erken seçime gidelim cümleleri çıkıyor. Ben istiyorum diyor Hüseyin Özgür'ün erken seçim. Evet. O açıdan baktığımda. Ama partinin oylarının yükseldiği görüşünde. Şimdi belediye seçimine bakarak değil ama genel seçime bakarak %28 olan, 27 olan UBP'nin oyları %36'ya çıktı. Siz ne derseniz deyin, istediğiniz kadar şaibe odur budur deyin Hüseyin Özgür Gün'le ilgili. %28'den %36'ya çıktı oylar. %8 arttı. Ülke ama bir düşüşten sonra bir artış var. Hangi düşüşten sonra? Yani 28'e düşmesi Ulusal Birlik Partisi. Doğru bir düşüşten sonra bir evet. artış var. Yani baktığınızda... Yani sonuç... var olan oyları katlama ya da Ulusal Birlik Partisi'nin tabanının... Şimdi öyle diyorlar evet. ama biz yine son seçime doğru bakıyoruz. Yükseltmekte olan bir başkan var. Hı hı. Ben isterlerse yine değiştirebilirler Hüseyin Bey. Yani o UBP seçmeninin bileceği bir şeydir. Evet. Ama ben bir parti genel başkanı olarak da bakıyorum. Seçim sonucunu... O anlamda değerlendirdim. Hüseyin Bey'den önce kendini çok sorgulaması gerekenler var. Yani CTP'nin başkanı da, TDP'nin de, DP'nin de oturup sorgulaması lazım. Önce Hüseyin Bey, sonra Hüseyin Bey. Dolayısıyla şey açısından baktığımda bir adil değerlendirmeye ihtiyaç var. Yani bir tek Hüseyin Bey hedef değil ama en büyük parti olması açısından ve şu anda onu bir değerlendirmeye daha çok almamıza elbette. Belli ki kurultayında biraz da Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik, biraz da konu şeye yönelik olarak her parti kendini kendi içinde bir sorgulama içinde olacak. Ama ben yeni başkanının çok büyük şey CTP'ye getirmediğini, TDP'nin yerinde saydığını, Serdar Bey'in hala partisinin düşüş içinde olduğunu, YDP'nin çıkışının arkasından bu belediye sonucuyu ve Halk Partisi'ne baktığım zaman o çıkışlarının 5 ay öncesinde kaldığını, bugün yerel seçimlerle o havayı tekrar devam ettiremediklerini görüyorum. O açıdan da yani bizi farklı senaryolar da bekleyecek tabii. Yani bu memnuniyetsizlik devam ettiği sürece, bu mutsuzluk devam ettiği sürece ya bu parti dörtlü koalisyon kendi erimesine ve yok olmasına şey verecek, izin verecek ya da partiler kendilerini sorgulayarak yeni arayışlar içerisine girip yeni hükümet modelleri oluşturma çabası evet, içinde bir de olacak. Başkanlık sistemi. Mesela biz Cumhurbaşkanlığı seçimine gideceğiz yoksa başkanlık seçimine mi gitmeliyiz? Bu süre zarfı içerisinde ülke siyasetini, sistemi bunu hazırlamak mümkün mü? Hali hazırda daha kamu reformu konuşulurken. Yani Cumhurbaşkanlık seçimi, başkanlık seçimiyle beraber belki şey açısından da bakmak lazım. Yani belki bir sonraki milletvekili seçimine kadar bir anayasa değişikliğiyle yeni bir model yaratılabilir Kıbrıs'ta. Yani ben yeni bir modele ihtiyaç olduğunu bize halk zaten işaret ediyor. Ediyor. Bunu söylüyor. Sonuçlar da bunu söylüyor. Sonuçlar da bunu söylüyor. Adalet de bunu söyler. Yani şimdi biz kendi oylarımıza bile baktığımızda sırf parti barajı yüzünden ben çok daha yüksek oylar alacağız. Biz isimler olarak örneğin TKP içinde ama parti yani bir başka partinin bir sürü milletvekilinden daha çok oy aldık. Ama parlamentoda değiliz. Evet. O zaman da bir adaletsizlik doğuyor. Adam Türkiye'de bir oyu bile kaybetmesin diye seyyar sandık yapıyor. Ve gidiyor hasta yatağında bir oyu bile kaybetmesin. Biz %11 karma oyumuzu bu seçim sistemindeki yanlışlık nedeniyle yaktık. Yani onu söylüyorum. Dolayısıyla siz şimdi belediye seçiminde başka bir karma oy vereceksiniz. Genel seçimde başka bir karma oy vereceksiniz. Yani böyle zaten bir dağılmışlık var. İnsanlar bunları hatırlaması ve ülke genelinde oy kullanacak biri için bütün bölgeleri hatırlaması mümkün değil. Yani bu belli ki bir fiyasko getirecekti bizi. Getirdi. Getirdi. Dolayısıyla bizim kendimizi yenileyecek aslında bir sürü işimizden biridir. Ben bir tek seçimi konuşmayayım şimdi. Yani vergi reformunuzdan tutun da tarım reformunuza, belediyeler sisteminizden tutun diğerine bizim bir sürü yapmamız gereken iş var. Ha bunu yapıyor muyuz diye bence sorgulamamız lazım. Yapmıyoruz şu anda. Öyle bekliyoruz şu anda. Yani
Siz söyleyin bana, benim hatırladığım çok önemli bir iş söyleyin bana. Dörtlü koalisyon şimdi 6 ay geldi. Yenilediği UBP'yi değiştirdi. Düşünüyorum, düşünme aklıma gelmedi. Ne dedim yani, kamu mu, sağlık mı, eğitim mi, hava yolları mı kuruldu? Ne oldu? 5 ay yetmezdi belki bunlara ama. Tamam, okey. Belki atılabilecek yani, çok daha. Yani bir hazırlığı olur ama bunun. Evet. Bir hazırlık çalışması olur. Belki yapılıyor. Yani hazırlık çalışmasının da tam. Bunlar yapılıyor olabilir ciddi ama. Ciddi şeyler görmemiz lazım. Yani artık diyorum ki biz seçim sistemi, bakın belediyeler sistemi, bakın kamu sistemimiz, bakın bizim sağlık sistemimiz, bakın bizim eğitimle ilgili şeyler. Yani zaman o kadar hızlı akıp geçiyor ki, bir önceki yıla bakalım, bir önceki yeni yasama yılıyla beraber yaşadıklarımıza bir bakalım. Bir erken seçim söylentisi Kasım ayında ve ardından yaşadığımız seçim, seçime doğru bütün siyaset allak bullak, ardından seçim sonuçlarından sonra kurulmasını beklediğimiz hükümet, hükümetin ilk icraatlarından bir tanesi maalesef en önemli zamanlardan biri ekonomik kriz, Türk lirasındaki aşırı değer kaybı ve ardından yerel seçimler. Ve şimdi yaz tatili. Yaz tatili sonrasında yeni meclisin ilk gündem maddelerinden biri tabii ki ilerleyen zamanlarda birkaç ay sonra yeniden evet, bütçe olacak. Ve biz 2019'u böylece göreceğiz. 2017'den 2019'a 2 yıl kaybetmiş olacağız. Ve ülkede gerçekten hangi parti olursa olsun, iktidarda olan hangi parti olursa olsun ne yaptı sorusunun ne yazık ki cevabı çok cılız kalacak. Vatandaş bunu böyle görüyor. Bir şeylerin artık değişmesi gerektiğini düşünüyoruz tabii, bizler de. Tabii kesinlikle yani. Şimdi ben ülke açısından baktığımda hepimizin talebi var değil mi? Yani bir şeylerin değişmesiyle ilgili bu ülkede umutlarımız var, talebimiz var. Çocuk istismarları oluyor, uyuşturucular oluyor. Sosyal, ekonomik, eğitim, yani sağlık. Döviz artıyor, ödemelerimizle ilgili sıkıntılar var. Biz şunu söyleyeyim, ben TKP Yeni Güçler herkesi eleştirdik ama kendimize de bir kendimiz açısından toz kondurmayalım demeyelim, konduralım. Biz bu yerel seçime asılmadık. Bu dürüstçe ifade ediyorum. Bunun sebebi ekonomik nedenlerdir. Biz devlet yardımı almayan bir partiyiz. Harcadığımız para muhtemelen 5-6 bin TL'dir. Yani onu söyleyeyim. Kendi bölgelerimizdeki broşürlerimizi çıkardık. Serdarlı bölgesinde Sayın Ahmet Şahat tebrik ederim buradan da. Bir TKP listesi diğer UBP ve CTP'ye karşı yarıştı ve bir %8,5 civarında bir oy aldık orada ve bir belediye meclis üyemizi çıkardık. Burada da gene genel seçimde aldığımız oyların aynısını aldık. Çok yüklenmediğimiz halde. Yani kendi çekirdek kadromuzla. Bir sürü yerde de çıkmadık çünkü ekonomik nedenler. Gücümüzü genel seçime harcamayı daha bu arada bulduk. Çalışmalar ama, devam ediyor mu? Ama kendi adaylarımız Cumhurbaşkanlığı açısından. Cumhurbaşkanlığı da hazırlanıyor musunuz? Cumhurbaşkanlığını da değerlendirmemiz gerekir. Bence belki işte daha onunla ilgili biliyor musunuz? 3 yıl geçti. 2 yıllık bir süreç var. Bu 2 yıllık süreçte neler bekliyor bizi bir görelim bakalım. Yani TKP her seçimde varlığını gösterecek, yoluna devam edecek. Genel seçimde de oyumuzu %1-2 daha artırarak barajın üstüne çıkacağız. Yani yapmamız gereken çalışmaktır, örgütlenmektir. Atmosfer de uygundur. Çünkü insanların bize sempatiyle baktığını görüyorum. Yani şöyle yaşamıyorlar. Ya biz bu insanlara oy vermeyelim, kötüdürler. Broşürün altında başka partiler vardır, atlar adam önünden. Hayır, bizim olduğumuzu söyleyince broşürümüze de bakıyorlar. Dolayısıyla o açıdan baktığımızda TKP Yeni Güçler bir sonraki genel seçime bütün gücüyle girecek, bunun çalışmasını yapacak bir seçmenimiz var ama tekrar söylüyorum bir ittifaklar zincirinin bundan sonraki şeyde çok değişik kesimlerden olabilecek bir halde olması lazım ki seçmeni, insanları şeyde toplayabilirim. Evet. Ve belli ki isimler çok önemli insanlarımız için. Yani belediye seçimlerinde gördük bireyler ve bu bireylerin isimleri çok önemli. Yani biz son seçimde de dediğim gibi 6 belediye başkan adayını bağımsız ve partili olarak destekledik. Desteklediğimizin 2 belediye başkan adayı Yeni Boğaziçi'nde ve Değirmenlik'te olanları seçim kazandılar. Dolaylı destek olduklarımız da oldu. Çok resmi açıklamasak da. Dolayısıyla onlar o anlamda baktığımda bir yerel seçim aslında çok da halkın gündeminde olmadan da süreç etti. Ama bizim ülkede çok değişmeye ihtiyacı var. Yani bizim bir anayasa değişikliğine ihtiyacımız var.
elimiz kolumuz bağlanıyor. Kesinlikle. Bir yargı sisteminizi destekleyebileceğiniz, yargı sayılarınızı artırabileceğiniz anayasa değişikliği, yeni yasalar, yeni seçim sistemi. Bu meclis tatilinin kısaltılmasıyla da bugün bir arkadaşımı dinliyordum şeyde, bir başka televizyon kanalında. Olamaz işte bu hükümetin yapması gereken hemen meclisi işte kısaltmak falan. Anayasa değişikliği gerekir. Yerel seçim için de aynısını konuşmadık. Yani anayasa yerel seçimin tarihinin bir yerel yönetimler reformu yaşanmadan, tabii, belediyeler batmışken bu seçimi sırf seçim yapmış olmak ve demokrasi, evet, sırf işlesin diye yapmış olmanın da anlamsız olduğunu, evet, biliyoruz ama bunun da önünde anayasa duruyor. Kesinlikle. Dolayısıyla bunun için de bir referanduma gitmemiz gerekirdi. Kesinlikle. Bunu yapabilir miydik? Yani 3'te 2'si biliyorsunuz anayasa değişikliğinde 3'te 2'si parlamentonun evet demesi lazım. Ayrıca referandum. Referandum da halktan da oy almak. Yani 2 basamaklıdır bizde. Öyle kolay Türkiye'de değil. Öyle değil biliyorsunuz. 3'te 2'yi buldunuz mu referanduma gitmeden de mecliste anayasa değişikliği yapabilirsiniz. Evet. Ama bizde hem meclis hem referandum lazım. Ve bu meclis kısalığı da kısaltma da anayasaya bağlıdır. Evet. O yüzden ciddi bir anayasa değişikliğine ihtiyacımız var. Bunun için de hükümetin meclisin oturup ciddi bir şekilde milletvekili... Cumhurbaşkanıyla da tabii ki. Cumhurbaşkanıyla görüşerek hukuk reformu, bir tane anayasa değişiklik paketi en azından bütünüyle olmasa bile bir değişiklik paketine ihtiyaç var. Peki. Tabii ki. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Süremizi doldurduk. Çok sağ olun. Bir ben başka programda daha konuşuruz. Ben de sizi tebrik ediyorum. Perşembe günü töreniniz var, düğün töreniniz. Evet. Muhakkak geleceğim ben de. Çok teşekkür ederiz. Sizi böyle mutlu görmek çok da beni de mutlu ediyor. Sizi yıllardır tanıyan biri olarak sizin gibi ülkemize değer katan yenilikçi arkadaşlarımızın burada varlıkları da bizi mutlu eder. Böyle mutlu günlerde yanınızda olmak bizi mutlu eder. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Keşke haberleri anlatırken okurken de gülebilsek. Güldüren, güldürebilecek, tebessüm ettirebilecek güzel haberler daha çok verebilsek. Düğün haberi verirken yüzümüz güldü şu an. En azından. Teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Evet, sağ olun. Bu jestiniz için de teşekkür ederim. Değerli izleyenler, bugün de biz Ailen Süren'in sonuna geldik. Aynı saatte yeniden yarın Diyalog TV ekranlarında görüşebilmek ümidiyle iyi akşamlar dileriz. Kıbrıs halkına özel, çocuklarınızla geçireceğiniz eşsiz bir tatil Merit Crystal Cove Otel'de sizleri bekliyor. Kıbrıs'ın incisi Girne'de doğayla baş başa kalabileceğiniz muhteşem denizi, enfes lezzetleriyle tüm ihtiyaçlarınızı gözetebilirsiniz.